Başkanım, Genel Sekreterim, Genel Başkan Yardımcım, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanım, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanlarım, Belediye Başkanlarım, İl Başkanlarım, İlçe Başkanlarım, Meclis Üyelerim. Gerçekten şu anda İdana Belediyesi'nde tarihi bir an yaşanıyor. O kadar mutlu ve gururluyum ki ben 663. Kurtlar Yağlı Güreşleri Festivali'ni düzenlediğimiz bu organizasyonumuzda Genel Başkanımız bizi yalnız bırakmadı. Ekrem Başkanımız bizi yalnız bırakmadı. Genel Başkan Yardımcılarımız, siz değerli başkanlarımız. Gerçekten çok mutluyuz. Bu Edirne'de atasporumuzu yaşatmak için bizler elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu sene de çok özenli bir hazırlık evresinden geçtik. 1 Temmuz itibariyle festivalimizi başlattık. Bu tarih itibariyle de bugün artık son final gününü yaşayacağız. Hem heyecanlı güreş müsabakalarını izleyeceğiz, hem de çok değerli misafirlerimizi ağırlayacağız. O yüzden cümlemin başında ifade ettiğim gibi çok mutlu ve gururluyum. Bu yılki geri bildirimler gerçekten şehrimizle ilgili, festivalimizle ilgili çok olumlu. Demek ki çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz, görüyoruz. O yüzden de çok mutluyuz. Edirne eşsiz bir şehir. Doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle. Biz de şehrimizle ilgili elimizden gelen artan turizm potansiyelleri dikkate alarak elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti sarf ediyoruz. O yüzden çalışmalarımızı aynı şekilde hızla devam ettireceğiz. Bizim ilk sınavımızdı. Dolayısıyla bu sınavımızda en güzel şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Değerli katılımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz. Biz bütün Edirne'yi çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli Genel Başkanım ve onun nezdinde bütün partimizin kıymetli yöneticileri ve çok kıymetli Edirne Belediye Başkanımız Filiz Hanım ve diğer bütün belediye başkanlarımız, Edirne'de bulunmak tabii çok keyifli. Edirne hem Osmanlı İmparatorluğu'nun üç önemli izini taşıyan şehirden bir tanesi, ki bugün aslında üç şehir belediye başkanı olarak da buradayız. Hem Bursa, hem Edirne ve ardından İstanbul yolculuğu aslında tarihi bir yolculuğun ayak izleri. Dolayısıyla böylesi bir buluşmanın da herhalde en görsel şöleninin yaşandığı an Kırkpınar'dır diye düşünüyorum. Tarihe şahitlik eden muazzam bir spor buluşması ve bu dünyada çok nadir bir örnek, belki de yok. Bunun yaşaması ve yaşatılması ülkemizin itibarı tam da böyle olimpiyata doğru giderken bütün dünya Paris'e muhteşem bir iz. Bunun burada Filiz Hanım, değerli başkanımızın da emeğiyle çok güçlü bir seviyeye erişeceğine eminim. Tabii telaşlı zamanlar geçirdik ama hani buradan ifade edelim. Hem Türkiye Belediyeler Birliği, ki güreş yapan şehirlerin de bir birliği var. Onun da yanılmıyorsam başkanı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız. Dolayısıyla bu işbirliğini Türkiye Belediyeler Birliği'ne taşıyıp, ama bir başka boyutta da böyle bir belki İstanbul, Bursa ve Edirne işbirliği de yaparak seneye Kırkpınar'da çok daha güçlü bir buluşmayı sağlayabilme adına değerli başkanımızın daha güçlü yanında olacağımızı burada ifade edelim. Tabii 663. yıl dönümü çok keyifli geçsin umarım. Sizin de katılımınızla çok daha özel bir gün olacak. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün çok keyifle izlediğini ve güreşe merakını hayatından, izlerden biliriz. İstanbul'da da enteresan bir biçimde Dolmabahçe Sarayı'nda dinlenirken güreş müsabakalarının naklen radyo yayınını Taksim'deki Maxim Gazinosu'nun olduğu alanda, yarışlar orada yapılıyor ve canlı yayın olarak anlatımını dinliyor. Güreşçilerimizin başarısını duyunca apar topar oraya yetişiyor ve güreşleri canlı izlemeye o coşkuyu, şöleni yaşıyor ve sonrasında da
İstanbul'da da bu güreşlerin temsil edilmesi noktasında bir vasiyet bırakıyor. Biz bunu rahmetli Atabeyoğlu'nun yazılarından tespit ettik ve 3 senedir de Ulu Gazi yağlı güreşlerini İstanbul Maltepe'de yapıyoruz. Bir nevi sezonun en son yağlı güreşi gibi oluyor. O da orada bir hem görsel şölen hem atanın bir milli sporumuza olan düşkünlüğünün bir izini yaşatmak. Bu bağlamda da bizim de böyle bir katkımız bu atasporumuza var. İnşallah seneye sizi daha güçlü bir buluşmada Edirne'de Filiz Hanım'ın ev sahipliğinde hep beraber ağırlamış oluruz. Tekrar bugün yağlı güreşlerde başarılar dilerim. Sizinle de güzel bir gün geçirmeyi umut ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz bugün Edirne Belediyesi'ne büyük bir keyifle geldik. Belediyenin kapısında bizi 40'lı yaşlarının başında kadın bir belediye başkanı ve çok genç ekip arkadaşları karşıladılar. Edirne bu dönemde geçmiş dönem sevgili Recep Gürkan'ın görev yaptığı bu binayı bir bayrak devir teslimiyle sulh içinde ve yeni enerjilerle, yeni umutlarla Filiz Hanım'a devretti. Hem kendisine hem tüm siyasi partilerden seçilmiş belediye meclis üyelerine başarılar diliyoruz. Edirne'de milletvekillerimiz, il yöneticilerimiz bugün bizi karşıladılar. Çok güçlü bir temsiliyetle buradayız. Hem genel sekreterimiz, genel başkan yardımcılarımız, başkanlık divanı üyelerimiz, milletvekillerimiz burada. Büyükşehir belediye başkanlarımız, il belediye başkanlarımız burada. İl başkanlarımız burada, İstanbul il başkanımız başta olmak üzere çok sayıda il başkanımız burada. Büyük bir mutlulukla çok sayıda ilçe belediye başkanımız, İstanbul'un neredeyse bütün ilçe belediye başkanları buradalar. Çok tarihi bir güne daha tanıklık edeceğiz. Ben daha önce defalarca gelmiştim ama ilk kez genel başkan olarak buradayım. Biraz önce Belediyeler Birliği Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın dikkat çektiği gibi ilk başkent, Osmanlı'nın başkenti Bursa, sonra Edirne, sonra İstanbul'un üçü de bu seçimlerde artık Cumhuriyet Halk Partili oldu. Osmanlı'nın iyi yönlerini gören, kötü yönlerini hiç üstüne almayanlar bir yana, biz Osmanlı'yı iyisiyle kötüsüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesine yapılan bütün katkılarla hizmet edenleri hep hayırla yad ettik. Tabii bu üç büyük şehrin dışında başkentin dışında Osmanlı'nın saray yaptığı tek kent olan Manisa'nın bir evladı olarak buradayız. Fatih Sultan Mehmed'i 19 yaşında 1451'de babasının vefatını öğrenip üç kulu vallah bir eylem okuyup beyaz atının sırtına atlayıp Edirne'ye doğru yola çıktığı gün beni seven arkamdan gelsin demişti. Edirne'den vardıktan 2 gün sonra payitahta geldikten 2 yıl sonra da İstanbul'u fethetti. Bugün yanımızda tabii böyle fetihlerden, siyasi fetihlerden değil, başta Ekrem Başkan'ın, Filiz Başkan'ın, Bursa Büyükşehir'in, Tekirdağ Belediyesi'nin gönülleri fetheden başkanları burada. Türkiye'den çok sayıda belediye başkanı orada. Biz artık şehirler kılıçla fethedilmiyor ama gönüller fethediliyor, hizmetle fethediliyor. Ekrem Başkan geçen dönemki başarısını örgütümüzle birlikte arttırarak, güveni arttırarak, tazeleyerek tekrar etti. Bursa çok uzun yıllar sonra çok istediğimiz Bursa'yı aldık. Birçok şehirde çok önemli başarılar elde ettik. O yüzden bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak çok güçlü bir şekilde buradayız. Ama hepimizin bildiği bir tek şey var ki Cumhuriyet'in 100. yılının ilk yerel seçimlerinde %38'lik bir oranıyla 47 yıl sonra büyük bir başarı elde ettik. Bu büyük aile bu başarıyı elde etti. Hep birlikte elde ettik. Ama esas hedefimiz Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk genel seçimlerinde Atatürk'ün partisini iktidar yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığına Cumhuriyet Halk Partili bir Cumhurbaşkanı seçtirmek. Bunun motivasyonu içindeyiz hep beraber. Hep birlikte bunun için çalışıyoruz ve başaracağımıza inanıyoruz.
Biz Selin Hoca ile birlikte ve çok değerli dış politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Namık Tan'la birlikte değerli Büyükelçimiz bu sabah Bükreş'ten geldik. Dün Bükreş'te çok önemli bir gelişme kaydedildi. Basın mensubu arkadaşlar da bu konuda bir şeyler duymak istediklerini ifade ettiler. Dün Sosyalist Enternasyonel toplantısı, Sosyalist Enternasyonel'in başkanı Pedro Sanchez, aynı zamanda İspanya başkanı, onun başkanlığında Bükreş'te yine Romanya başbakanının ev sahipliğinde toplandı. Orada yapılan müzakereler sonucunda bir deklarasyon yayınlandı. Hem aşırı sağla mücadele noktasında hem Avrupa'daki Sosyalist Enternasyonel'in yeni yapılanmasını duyurma noktasında hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart'ta kaydettiği başarıyı bir zafer olarak nitelendiren, umut verici bir zafer olarak nitelendiren, CHP'deki güç kazanmasının, Türkiye'nin demokratikleşmesine CHP'nin güç kazanmasının altını kalın çizgilerle çizen ve CHP'nin Avrupa Birliği hedefini sahiplenen ve üyelerin tam destek verdiğini ifade eden bir metin ortaya çıktı. Bu gelecekte Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, partinin iktidarında Türkiye'nin nerelere doğru gittiğini gösteren çok önemli bir yaklaşım. İktidarlarının ilk başında mış gibi yapan, Avrupa Birliği hedefi koyan, bunun üzerinden Avrupa'nın Türkiye'de aydınların desteklerini sağlamaya çalışanların bugün o yaptıklarının takiye olduğu, Avrupa Birliği hedefi kalmadıkları ve dönüp Şangay İşbirliği Örgütü'nü hedef gösterdiklerini hatırlayalım. O gösterilen hedefte maalesef hem Dışişleri Bakanı'nın hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği hedefte ortalama milli gelir 4500 dolar. Oysa Avrupa Birliği hedefinde ortalama milli gelir yeni üyelerin düşürmesine rağmen 45 bin dolar ve Avrupa Birliği'nin gerçek ortalama milli geliri 55 bin dolar. Birbirinin arasında 10-12 fark milli gelir farkı olan, 12 kat milli gelir farkı olan iki yapıdan bahsediyoruz. Biz elbette Asya'yı da, Avrasya'yı da, Çin'i de, İran'ı da, Rusya'yı da önemsiyoruz. Ama 75 yıl önce kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyi'ne ve 60 yıl önce İsmet Paşa'nın zamanında başvuru yaptığımız Avrupa Birliği hedefini yeniden sahipleniyoruz. Ve ümit ediyoruz ilk seçimden sonra 10 yıl Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olduktan sonra biz yine sıfır atacağız. Ama birileri gibi hem maaşlardan hem fiyatlardan etiketlerden 6 sıfır atmayacağız. Bir tane sıfır atacağız. Maaşlardan sıfır atmadan etiketlerden, maaşlardan sıfır atmadan giderlerden sıfır atacağız. 10 kat fazla milli gelir, 5 kat fazla milli gelir, 10 yılın sonunda 10 kat fazla satın alma gücü. Bugün aynı maaşı alıp mazotun 4 lira olması demek, ekmeğin 1 lira olması demek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefi, hayali, umudu, vizyonu budur. Buna inananlar gelecek seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olacağı Türkiye İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayına oy verecekler ve 10 yılın sonunda 10 kat daha zengin olduklarını görecekler. Yöneticiler zengin olsun, saraylarda otursun, en pahalı limuzinlere binsin, uçan saraylarla uçsun diyenler Şangay İşbirliği Örgütü'ne doğru gidebilirler. Ama orada halk fakir, 4500 dolar. Yöneticiler mütevazi ama halk zengin olsun diyenler Avrupa Birliği hedefinin peşinde yürüyebilirler. Orada tam 10 kat zengin halklar var ve gelişmiş bir demokrasi var. Bu yürüyüşümüz devam edecek. Bu gelecek vizyonumuzu, hayalimizi sizlerle böyle anlamlı bir heyetle paylaştıktan sonra şimdi geçmişten 663 yıllık mirasımızı sahiplenmeye hem Filiz Başkan'ın ilk yıl heyecanıyla hepimizin de 663. yılın gururuyla birlikte güreşleri izlemeye gideceğiz. Uzaktan yakından katılan bütün pehlivanlara, her yaştan koca yürekli pehlivanlara hem hoş geldiniz diyoruz, hem başarılar diliyoruz. Kazasız, belaksız, sakatlığın olmadığı, centilmence yarışların olduğu, hak edenin kazandığı bir Kırkpınar ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Sağ olun, var olun. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.